Hoş geldiniz. Size çok güzel bir yerden bu yayını yapıyorum. Neredeyiz? Sarımsaklı plajında. Nereye gidiyoruz? Tabii sabah oldu. Çok da böyle günü bitirmemek lazım. Erkenden uyanıp plaja gitmek lazım. Mis gibi Kaz Dağları'ndan gelen o muhteşem oksijenle birlikte tertemiz bir sabaha uyanıyorsunuz. Çok güzel gerçekten burada hava. Eylül ayının biz ikinci yarısına yakın bir tarihte geldik. Koronadan dolayı biraz dedik hani herkes çekilsin artık, evlerine gitsin. Herkes bir gitsin. Biz de rahat rahat tatilimizi yapalım istedik. Burada istediğiniz gibi konaklayabilirsiniz. İster butik otel tercih edebilirsiniz. İsterseniz ev kiralayabilirsiniz. Biz koronadan dolayı ev kiralama yoluna gittik. Çünkü içimiz daha rahat edecekti. Evet, evi çok güzel temizlemişler ama biz ne yaptık? Bu hastanelerde kullanılan hijyenik antiseptikler var. Onu bir güzel aldım, birer litrelik. Fıs 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 her tarafa, sonra ev tertemiz oldu. Temmuz, Ağustos fiyatları gibi değil. Asla yarı yarıya inmiş durumda. Serin sularına kendimizi atmak lazım. Dolayısıyla biz de sabah erkenden kalktık, hemen kahvaltımızı yaptık ve istedik ki hemen kendimizi denize atalım. Şimdi buradan sokaklardan geçiyoruz. Çok da zaten denize sıfır bir yerde konakladık. Yürümeye başlayalım. Plaja gidelim. Burası oteller bölgesi. Oteller bölgesini ister otelde konaklayabilirsiniz dediğim gibi. İsterseniz de ev kiralayabilirsiniz. Apart oteller de var, müstakil villalar da var. Buradan istediğiniz şekilde konaklama tercihinizi yapabilirsiniz. İşte böyle şimdi gittiğimizde hemen konakladığımız yere sokağından çıktığımız gibi bizi beach club'lar karşılıyor. Ama beach club'lar artık pek çok insanın çekilmesi nedeniyle bomboş. Ve siz de göreceksiniz zaten sezonları topluyorlar artık. Sezonu kapatıyorlar. Koronadan dolayı iyi ki biz bu tarihlerde gelmişiz. Evet, şimdi sezonu onlar bitirdiler. Sezon bizim için başlıyor. Bizim gibi sakinliği, huzuru, sadece doğayı sevenler için başlıyor. Ve tabii koronadan dolayı da tarihimize özellikle bu tarihleri attık. İstedik ki pek çok insan gitsin, sahil bize kalsın, doğanın sesi bize kalsın ve haydi o zaman bitsin. Plajındayız. 7 kilometre sahil şeridi var burada. Çok uzun bir sahil. Gerçekten harika bir denizi var buranın. İnci boncuk gibi çok güzel. Hemen böyle balıklama insanın dalası atlayası geliyor. İncecik de bir kumu var. Bir özelliği varmış buranın kumunun. İnsan vücuduna yapışmıyormuş. Biz bunu deneyimledik. Yapışıyor mu yapışmıyor mu? Denizden çıktıktan sonra tabii yani kuma yatsınız illaki geliyor, yapışıyor. Nasıl bir özelliktir onu anlayamadım. Ama herhalde şunu söylemeye çalışmışlar. Çok incecik bir kum olduğu için kuruduğunuz anda hemen hepsi dökülüyor. Sanırım bunu anlatmaya çalışmışlar diye düşünüyorum. Yarı yarıya insan popülasyonu buradan gitmiş durumda. Tatilciler gitmiş durumda. Ama tabii yine kalabalık. Beach club'larda normalde yazın sezonunda bangır bangır müzik çalar. Onlar da artık Eylül ayı itibariyle rölantiye almışlar ve müzik yayınını sona erdirmişler. İyi ki de öyle yapmışlar diyorum. Yoksa şu denizin güzel sesini dinleyemezdik. Sahilde tur atmaya devam ediyoruz.
şöyle güzel güzel maviliği göstereyim de içiniz açılsın. Kış boyu ne olacağı bilinmiyor. Korona karantina süreci olacak. Korona sürecinde şimdi ikinci dalga olabilir, olamaz gibi ihtimaller var. Hiç istemiyoruz. Bir an önce artık bitsin. Biz de artık normal hayatımıza dönelim istiyoruz. Ve her şeyin tadını çıkartalım. Gittiğimiz yerlerin de tadını çıkartalım. Rahatlıkla. Yani doğaya bile gitsek aman burada birisi işte yine bu masada oturmuştur deyip orayı dezenfekte edesimiz geliyor. Artık bu süreçler geride kalsın. Herkes normale dönsün. Yaşam normale dönsün. Her güzelliğin tadını çıkartmak istiyoruz artık. Ve size tekrardan denizi göstereyim istiyorum. Sarımsaklı, özellikle bugün çok rüzgarlı. Bugün plajda da çok fazla rüzgar vardı. Herkesin havluları uçtu, darmadağın oldu. Dolayısıyla saat 16 gibi plajı terk etmek zorunda kaldık. Çünkü aşırı fırtına vardı. Ve bu akşam itibariyle de aynı şekilde yine rüzgar devam ediyor. Çok kuvvetli esiyor. Ara ara duruyor. Şu anda durduğu anlardan bir tanesi. Ve şu an geziyoruz. Çok sakin, güzel, tertemiz hava seyirciliğinde. Artık dükkanlar yavaş yavaş kapanıyor. Esnaf yavaş yavaş çekiliyor. Biz de diyoruz ki bu zamanda gelmişiz. Yeni bir günden herkese merhaba, günaydın. Çok güzel bir sabah uyandık yine. Mis gibi oksijenle, mis gibi başladık. Şimdi Badabut plajına gideceğiz. Burada inanılmaz böyle bir fırtına çıktı. Gece özellikle kapılar, pencereler her taraf çarpıyordu. Şimdi o yüzden çok açık bir plaj olduğu için burada denize giremeyeceğimize karar verdik. Badabut plajının doğayla çevrelenmiş olduğunu öğrendik. Şimdi oraya gideceğiz. Ama size şu güzelim ağacı da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz ya. Artık yola koyulma zamanı, Badabut plajına gitme zamanı. Bakalım bize ne karşılayacak. Badabut'a geldik. Aradaki mesafe zaten çok kısa. 10 dakika bile sürmüyordur eminim arabayla. Biz arabamızdan doğru yürüyoruz. Ama şöyle bir gösterelim size. Burası gerçekten çok güzel. Hani Badabut mu sarımsaklı mı deseniz ben kesinlikle Badabut derim. Yürümeye başlayalım. Plaja doğru gidiyoruz. Burada zaten artık herkes çekildiği için şezlong ve şemsiyeler her şey çok daha seçeneği bol. Çok da fazla kişinin olduğunu zannetmiyorum. Buradaki işte esnafla da konuştum. Onlar da diyorlar ki yarısı gitti zaten. Oh dedik bize kaldı. Doğanın keyfini çıkartacağız. Ve Badabut plajına girdik. Bizi çok güzel, durgun bir deniz karşılıyor. Özellikle çok aşırı rüzgar olduğu için sarımsaklı plajından buraya gelmeye karar vermiştik. Çok da tam da isabet bir karar almışız. Çünkü orada ne kadar rüzgar varsa burada o kadar sakinlik ve dinginlik var. Huzur var. Koyu görüyorsunuz. Tabi buranın bir koy olması da çok büyük bir avantaj. Şu güzelliği gösterelim size. Deniz kuzu gibi. Of berrak, harika. Şöyle gösterelim size. Evet, rüzgarın şiddetini de gösterelim. Rüzgar çok şiddetli ama gördüğünüz gibi denize hiçbir etki etmiyor. Ve dalgasız, harika, berrak, tertemiz suyu var. Hiç de bulanmamış. Hani derler ya inci boncuk gibi deniz. Gerçekten tam anlamıyla inci boncuk gibi deniz. Böyle kıyı şeridinden doğru gittikçe size bu güzelliği göstermeye devam ediyorum. Şöyle şezlong ve şemsiye kiralayabileceğiniz yerler var. Pek çok seçenek var. Deniz aktivitesi yapmak istiyorsanız tabi şu renkli yunuslardan birine binebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman. Yol boyunca ilerlemeye devam ediyoruz. Çok güzel bir gün. Ne kadar rüzgarlı olsa da bu koyda o rüzgarı hissetmiyorsunuz. Çok ileride kalıyor. Şöyle denizin güzelliğine baka baka ilerleyelim. En güzeli, efektsiz
video oldukça doğal. Bu videoyu editlerken de hiçbir şekilde renkleriyle oynamıyorum. Ben bütün videolarımı zaten çok doğal renklerine bırakıyorum. Ki olduğu gibi görebilirsiniz diye. Size de sonraki tatillerinizde kılavuzluk eder. Çok güzel. Burası Madavut. Tatil için harika bir seçenek. Ailenizle geldiğiniz zaman çok rahat edersiniz. İyi bir derya, bir deniz manzarası var. Havası harika. Güneş zaten çok güzel. Şu açıklık kesme rüzgar alsa da orman rüzgarı kesiyor. O fırtınayı kesiyor. O yüzden deniz de burada daha sakin oluyor, daha güzel oluyor. Zaten sarımsaklının o rüzgarından kaçtık, buraya geldik. Yanlış anlaşılmasın, sarımsaklı da çok güzel bir yer. Ama herhalde sezon bittiği için böyle çok fazla sigara izmariti gördük. Bu da bizim hoşumuza gitmedi tabii. Şöyle biraz ilerlemeye devam edelim. Ortamda takmıyoruz. Neden? Gösterelim. Sezonlar her şey bomboş. İnsan yok. Çok az kişi var. O yüzden burada maskesiz dolaşabiliyoruz rahatlıkla. Madavut'a ben ilk defa geliyorum. Ayvalık bölgesine 3-4 defa geldim. Her yerini gezdim. Size söyleyebilirim ki Madavut bambaşka bir yermiş. Çok şirin bir tatil kasabası. Burası aslında bir koy. Diğer taraflarına göre çok daha güzel sahili var. Ve bundan sonraki kesin adresinde burası olacak. Size de o yüzden öneriyorum gönül rahatlığıyla. Güzel bir yer burası. Anlat anlat bitmiyor. İnsan anlatmaya doyamıyor. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini de tıklamayı unutmayın diyorum. Yeniden güzel yerlerde, keşfettiğim yerlerde güzel yerlerle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Bye bye.